Bizler sizleri selamlayacağız. Sevgili arkadaşlar, yurttaşlar, Kartallılar, hepiniz Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi'nin İncirlik yürüyüşçülerini uğurlamaya hoş geldiniz. Önümüzdeki iki hafta boyunca buradan İncirli'ye kadar onlarca yerleşimde böyle buluşmalarımız olacak. Sadece yürümüyoruz. Yürürken konuşuyoruz. Yürürken anlatıyoruz. Yürürken Türkiye'de uzaktan bakıldığında görülmeyen bir şeyi, bir enerjiyi, bir kuvveti açığa çıkartacağız. Çıkartacağımıza inanıyoruz. O ne biliyor musunuz? O bir soru. Bu memleket Kurtuluş Savaşı'nı Yunanlılar kazanıverseydi daha iyi olurdu diyenlerin midir? Onların mirasçıları mıdır? Yoksa o Kurtuluş Savaşı'nı bu ülkenin dört bir yanında yükseltenlerin midir? Soru bu. Soru 1950'lerde Türkiye'yi NATO'ya sokmak için Türk Silahlı Kuvvetleri'ni dünyanın öbür ucunda ölmeye, Kore'de ölmeye gönderenlerin midir? Yoksa barış için sokaklara daha o tarihte çıkanların mıdır? Barışseverler cemiyetini kuranların mıdır? Soru 6. filoyu kendilerine ne diyeyim? Önünde secde edilecek bir şey olarak görenlerin midir? Emperyalizme karşı ayağa kalkan gençlere provokasyonlar düzenleyen, onlara saldıranların mıdır? Yoksa bağımsızlık yürüyüşünü yapan, 6. filoyu Dolmabahçe'de denize döken deniz gezmişlerin midir? Sorularımız bunlar. Çok karışık değil. Aklı başında herkes, aklıyla vicdanı olan herkes bu soruların yanıtının ne olduğunu biliyor. Sorular sadece geçmişte kalan sorular değil. Cevapları da sadece geçmişte değil. Daha çok yeniydi. Şam'da namaz kılmaya niyetlenenlerin midir Türkiye? Dost bir ülkenin, komşu bir ülkenin iç işlerine karışmaya kalkanların mıdır? Yoksa barış kavgası verenlerin, barış mücadelesi verenlerin midir? Kardeşler, NATO dediğimiz şeyin Türkiye'nin bir kaderi olduğunu düşünenler var. Evet diyorlar, bu iyi bir şey değil. Savaş falan çıkartıyor, bu silahlı bir örgüt. Ama Türkiye'nin çaresi yok. Girmişiz bir kere çıkamayız. Girmişiz bir kere çıkamayız diyenlerin midir bu memleket? Yoksa girdiğimizden çok daha anlı şanlı, göğsümüzü gere gere, barikatları yıka yıka çıkacak olanların mıdır? Yurtseverler NATO'ya boyun eğmiyor. Kardeşler, bu sorulara ters cevap verecek olanlar, bize hadi oradan bu memleket bizim diyecek olanlar kimdir biliyor musunuz? Yıktıkları, yaktıkları komşu ülkelerin yeniden inşa edilmesi için ellerini kavuşturan, salyaları ağızlarından akan inşaat tekelleridir. Ancak onlar bu cevabı verebilirler. Kimdir bunlar? Bunlar Türkiye'nin karanlıkta kalmasını isteyenlerdir. Türkiye küçük kız çocuklarını boğazlayanların ülkesi midir? Yoksa aydınlanmanın ülkesi midir? Ters cevabı verenlerin kim olduğunu biliyoruz. Bu cevap, o cevaplar o kadar zayıf ki, o kadar güçsüz ki. Türkiye'nin çaresi yok, bir kere girdik bir daha çıkamayız diye boynunu eğenler. Onlara göstereceğiz. Önümüzdeki iki hafta içinde bu memleketin koskoca metropollerinde de, küçücük kasabalarında da NATO'nun nasıl görüldüğünü göstereceğiz. Onun vesilesi olacağız. NATO'ya, emperyalizme, emperyalizm olmasa, NATO olmasa
Filistinlilerin kılına dokunamayacak olan İsrail severlere hepsine göstereceğiz. Vicdanın nerede olduğunu, bağımsızlığın nerede olduğunu, mücadelenin, kurtuluşun, aydınlanmanın nerede olduğunu göstereceğiz. Bunun için yürüyoruz, gezintiye çıkmıyoruz, mücadeleyi yükseltiyoruz. Hoş geldiniz, hepimize uğurlar olsun.